Kobe bilardo topu ve 1900'lü yıllara kadar bunu fil dişi kullanarak, fil dişi malzemesini kullanarak üretiyorlardı. Sadece bilardo topları değil, satranç taşları, piyano tuşları ve sanat eserleri gibi çok fazla alanda kullanılıyordu fil dişi. Ve bir noktada o kadar fazla fil avlandı ki yakında avlanacak bir fil kalmayacağını fark ettiler. Bu yüzden özellikle İngiltere'de bir arayış başladı. Fil dişinin neyle ikame edebileceklerini, fil dişi malzemesi yerine ne kullanabileceklerinin arayışına girdi birçok şirket ve bununla ilgili yarışmalar bile başladı. Ve 1855 yılında Alexander Parkes sentetik plastiğin atası kabul edilen Parkes'ini buldu. Bu ilk bulunan plastik çok kolay eriyordu ve çok dayanıklı değildi. Bunu baz alarak yeni teknolojiler, yeni plastik türleri icat edildi. Kolay üretebildiğimiz, kolay şekil verebildiğimiz ve dayanıklı bir malzeme vardı elimizde ve bunu doğal kaynakların kısıtlanmasına maruz kalmadan, ağaç kesmek zorunda kalmadan, cam üretmek ya da hayvan öldürmek zorunda kalmadan istediğimiz şeyleri üretebiliyorduk. Ve 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyıla doğru plastik giderek popülerleşti. O kadar popülerleşti ki bu mucizevi ve büyük buluş sorunun kendisi haline geldi. Her yanımız plastikle dolu. Görüyorsunuz burada tonlarca plastik şişe var. Yiyeceklerimizde mikroplastik var. En önemli kirleticilerden biri de plastikler. Plastiği dayanıklı olduğu için seviyoruz ama çöp attığımızda da dayanıklı olmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde plastikten oluşan çöp dağları birikmeye başladı. Plastiğimizin bir kısmı okyanuslarda birikmeye başladı. Ve bunun daha fazlasını üretmeye ve daha fazlasını çöp atmaya devam ediyoruz ve bugüne kadar ürettiğimiz hiçbir plastik parçası henüz doğada çözülmedi, doğaya karışmadı. Biz bu kadar fazla plastikle ne yapacağız? Denizlerdeki plastik kirliliği her geçen gün artıyor. Her yıl yüz binlerce ton plastik okyanuslara karışıyor. Bu aralar kötü bir ünü var ama aslında plastik icat ettiğimiz en iyi şeylerden bir tanesi. Sağlık sektöründe her gün çok fazla hayat kurtarıyor. Bindiğimiz araçları daha güvenli hale getiriyor. Banyomuzdan temiz su akmasını. Tükettiğimiz gıdaları dünyanın her yerine korunaklı bir şekilde göndermemizi sağlıyor. Güvenli, hijyenik, hafif, dayanıklı, çok fazla kullanım alanı olan aş gibi bir malzeme aslında. Üstelik geri dönüştürülebilir. Yani bir kez ürettikten sonra tekrar tekrar kullanabiliyoruz aynı malzemeyi. Eğer geri dönüştürülürse. Özellikle son yıllarda plastik üretiminde çok büyük artış yaşandı. 1950 yılında 2 milyon ton kadar plastik üretildiği hesaplanıyor. Bu miktar 2020'de 367 milyon tona çıktı. Bu büyük bir sayı. Bu kadar büyük bir plastik kütlesinin çok küçük bir bölümü kullanım işlevini tamamladıktan sonra geri dönüştürülüyor ve sorun da burada başlıyor. 2018 yılında Amerika'da 35 milyon ton plastik üretilmiş. Aynı yıl sadece 3 milyon tonu geri dönüştürülmüş. 27 milyon tona yakın bir plastik atık çöp sahalarına terk edilmiş. Ve her yılda dünya genelinde 8 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara gittiği hesaplanıyor. Bu sayıların tam olarak ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için bu alanda uzmanlaşmış bir ekiple konuştum. Studio Blay, İstanbul merkezli bir ekip. Plastiği sadece geri dönüştürmüyorlar, çok şık bir şekilde geri dönüştürüyorlar. Ve beni biyolojik ve teknik döngü denen bir ayrımla tanıştırdılar. Biz aslında İstanbul'un atık plastiklerini değerli bir ürüne dönüştürmeye çalışıyoruz. Kapaklar, şişeler vesaire gibi tek kullanımlık plastik atıkları burada gördüğünüz gibi dekoratif panellere dönüştürüyoruz. Biz aslında üniversiteden beri tanışan bir ekibiz. Tolga Doruk ben, Aysel. Üniversitede mimarlık okurken tanıştık. İşte malzeme deneyleri yaptık. Hem plastikler üzerine çalıştık, daha biyo malzemeler üzerine çalıştık. İşte dijital üretim teknikleri üzerine çalıştık. 2021'in Kasım ayları, Ekim ayları gibi Blay'ı kurduk ve Blay'ın tek amacı İstanbul'un atık plastiğini değerli ürünlere çevirmek. Plastik doğada 500 yıldan daha uzun sürede çözülüyor cümlesi korkutucu bir cümle çünkü ürettiğimiz bütün plastiği doğaya bırakıyor olduğumuzu düşündürüyor. Ama zaten insan üretimi plastiğin teknik döngüde kalması ve mümkün olduğunca doğaya bırakmak dediğimiz biyolojik döngüye girmemesi gerekiyor. Bunun çok büyük bir mikroplastik sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğada olduğu süre boyunca İşte yemeklerimize, suyumuza, toprağımıza her şeye karışmaya başlıyor. Ve bizim önlemeye çalıştığımız aslında bunu o biyolojik cycle'dan uzaklaştırıp kendi var olacağı işte technical cycle denen böyle ürünler için, biyolojik şeylerle karışmaması gereken ürünler için technical cycle denen bir cycle'ın içerisinde yaşatmak. Eğer ürettiğimiz plastiği teknik döngüde tutmayı başarırsak kendisini hiçbir zaman doğada bulmuyor. Bu yüzden 500 yıl süren bir çözülmeyi beklememize ve bu esnada çevreyi mikroplastikle kirletmesine gerek kalmıyor.
Dünya çapında zaten böyle şeyler yapılıyorlar. Hatta ondan da biraz bahsedebilirim belki. Precious Plastic diye bir kuruluş var. Precious Plastic Hollanda'da başlatılan bir yüksek lisans test projesi. Şu an dünya çapında 400 tane bizim gibi küçük plastik geri dönüştüren şirket var. Precious Plastic'in yaptığı şey küçük şirketlerin de plastiği dönüştürebilmesi için makineler ve yöntemler paylaşıyor. Open source bir şekilde, açık kaynak bir şekilde. Aslında dünya çapında bunun kullanım alanları biraz test edilmiş durumda. Biz sadece Türkiye'ye bunu getirmeye çalışıyoruz gibi bir durum var. Blay ekibini dinlerken şunu fark ediyorum, plastiği tekrar neye dönüştürdüğümüz de önemli bir mesele. Geri dönüşüm maliyetli bir süreç ve zaten bir kez çöpe dönüşmüş plastiği, tişört, ayakkabı ya da pet şişe gibi hızlıca tekrar çöpe dönüşecek ürünlerde kullanmak için geri dönüşüm anlamsız bir aktivite. Çöpten bir daha çöp yapmamak, yani eğer 500 senelik yaşayabilecek bir malzeme ise 500 senelik fonksiyonlarda kullanmak. Ama artık geri dönüştürebileceğimizden fazla plastik atığımızın olduğu bir noktaya geldik ve ürettiğimiz plastiği teknik döngüde tutamıyoruz. Üstelik birçok plastik türü için geri dönüştürmek o kadar maliyetli ki eskisini çöpe atıp yenisini üretmek daha mantıklı hale geliyor. Bu yüzden plastik atık sorununu çözmek için plastik kullanımının da azaltılması gerekiyor. Yani en başında aslında tek kullanımlık plastik olarak kullanmamamız gerekiyor plastikleri. Bir yandan geri dönüşüm teknolojilerini geliştirirken bir yandan da hangi kullanım alanlarında plastiğe gerçekten ihtiyacımız olduğunu sorgulamaya başladık. Avrupa'da plastik ambalajlı hiçbir ürünün satılmadığı süpermarketler açılmaya başladı. G-Cycle isimli bir şirket sıfır atık bebek bezleri üretiyor ve her gün milyonlarcası çöpe atılan bebek bezlerini geri dönüşüm döngüsüne teknik döngüde tutmak için çalışıyor. Nijerya'da Waste Pazar isimli bir uygulama mobil teknolojileri kullanarak plastik atıklarla hem de yoksullukla aynı anda mücadele ediyor. Ve bunun gibi çok fazla alanda inovasyon devam ediyor. Bir yandan da Precious Plastic gibi açık kaynak platformlar da aslında burada üretilen teknolojinin, inovasyonun ve bilginin bütün dünyanın her yerine yayılabilmesine imkan sağlıyor ve plastik atığı azaltma ihtiyacımız daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya hayal eden girişimcilere, bilim insanlarına, tasarımcılara, mimarlara aslında büyük bir oyun alanı yaratıyor. Bana kalırsa o kadar büyük bir sorun hiçbir zaman bir şeyle çözülmez. Bir tane cevapla çözülmez. Bu sadece aynı zamanda atık olarak gözüken bir malzemenin ne kadar değerli ve ne kadar kaliteli bir şeye dönüşebileceğini gösteren bir ürün. Bu boyutta bir plakada ne kadar plastik geri dönüşmüş olur? Bu boyutta bir plakada yaklaşık 400-500 adet plastik kapak var diyebilirim. Evet.